Herkese merhaba. Tuhaf ve biraz da rahatsız edici tıbbi hikayeler aslına bakarsanız her zaman ilgimizi çekmiştir. İşin aslı bizim teyzelerin fıtık hakkında "ama benim kaynımda da var" demesine mi, yoksa saçma sapan şeyler yapan insanların hastaneye düşüp de televizyon programlarına konu olmasına mı gülsek bilemiyoruz. İster eğlenelim, istersek de feyz alıp ne yapmamamız gerektiğine dair fikir edinelim. Yani bu adam gibi içimizde bir İngiliz anahtarıyla gezmek istemiyorsak tabii. Ereksiyon problemine sahip olan diğer kişinin cinsel organına taktığı protezin X-ray'de nasıl görüldüğüne bakın. Sahiden de tuhaf değil mi? Geldiği yerde bir o kadar daha var. İşte karşınızda X-ray'lerde bulunan en inanılmaz şeyler. Hadi başlayalım. New Mexico'daki bir adam çok heyecanlı bir günün sabahına uyandı. Bugünü aylardır planlıyordu. Hiçbir şey yanlış gidemezdi. Neden mi? Çünkü evlilik teklifi edecekti. Ancak maalesef ki hiçbir şey bu zavallı adamın planladığı gibi olmadı. Peki ama her şeyi mahveden neydi? Adam evlilik yüzüğünü müstakbel eşinin milkshake'ine koymuştu. Hani sürpriz hesabı. Ancak olay pek de planlanan gibi ilerlemedi çünkü kadın içeceğini yudumlarken yüzüğü de yutmuştu. Bu gibi sahneler genellikle romantik komedi filmlerinde olsa da gerçek hayatta pek fazla rastlanılan durumlar değil. Evlilik teklifi pek adamın hayal ettiği gibi olmasa da bu anları hayatları boyunca unutamayacakları kesin. Çift apar topar acile gidiyor ve kadına röntgen çekiliyor. Evet dedi mi acaba? Tüm bunlar umarım bir hiç uğruna yaşanmamıştır. Tarihsiz bir cinayet kurbanı Chen Lu'dan bahsedeceğiz. Bunun cinayet olduğundan neden mi bu kadar eminiz? Yani Chen Lu, bir çivi tabancasıyla ardı ardına vurulduktan sonra morga kafasının arkasında çiviler varken girdi. Onu öldürmek için kaç çivi gerektiğini merak ediyoruz. Ancak bunu yapan kişi belli ki Chen Lu'ya kin besliyordu. Tatmin olması için epey bir çivi gerekmiş baksanıza. Her ne olursa olsun umarız ki çok fazla acı çekmemiştir ve fail cezasını almıştır. Toprağın bol olsun Chen. Tamam, şimdi buraya parmak basalım. Bu videonun başlığını insanların röntgeninde çıkan en inanılmaz şeyler olarak atmadık. O yüzden bu maddemizde bir yılanla karşınızdayız. Ancak bu yılan ve çekilen röntgene dair ilginç olan şey, yılandan ziyade yılanın içerisinde ne olduğuyla alakalı. Idaho'nun tropik bölgelerinden olan ve evcil hayvan olarak beslenebilen bu Burma pitonu sahiden de gündem oluyor. Neden mi? Çünkü yılan arkadaşımız bir elektrikli battaniye yutuyor da ondan. Yani bu durum köpek yavrunuzun ayakkabılarınızı çiğnemesinden ya da kedinizin koltukları tırmalamasından biraz daha ekstrem olsa gerek. Zavallı yılan battaniyenin içinden çıkarılması için ameliyat oldu. Battaniye içerisindeki elektrikli devreler ve kablolar durumu çok daha tehlikeli hale getiriyordu. Umarız ki dersini almıştır. İnsanlar bir şeyleri sokmamaları gereken yerlere sokunca röntgenleri çeken hemşirelere makara konusu oluyorlar. Ne kadar utanç verici. Bir kişi poposuna tüm bir şarap şişesini sokmuş. Evet, 35 santimetrelik kocaman bir şarap şişesi. Kim bilir ne zorluklar çekmiştir. Aslında bu arkadaşımızın şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İyi ki şarap şişesi içerisinde kırılmamış. Yoksa işler çok daha kötü bir hal alabilirdi. Birisini kafasından bıçaklamak onu öldürmenin en kolay yollarından bir tanesidir. Ancak bu uğurda bile başarısız olan insanlar bulunmakta. Bir otobüs soygununu engellemeye çalışan arkadaşımız kahraman olacakken kafasına bir mutfak bıçağı yiyor. Hemen göz çukurunun üzerinden bıçaklanan bu adam hayatta kalıyor, hatta tam olarak iyileşiyor. Bu adeta bir mucize. Adamın kafasındaki kocaman bıçağa da bir bakın. Onun oraya girmesi ayrı olay. Çıkması apayrı bir olay. Sonraki talihsiz arkadaşımız kendi halinde yemek pişiriyordu. Sonrasındaysa ayağa kaydı. Malezya usulü yemek pişiren bu adam yere düşüyor ve tam o esnada elindeki havanın tokmağı rektumuna giriyor. Yani insanlık hali. Yemek yaparken hepimizin başına gelmiştir. Bu adamın havan tokmağını hiç istenmeyen bir yerde bu kadar derinlere götürmesi için yemekten başka bir şey yapmış olması gerekiyor ama neyse. Bu sahiden de ayağın kayması sonucu kötü bir durumda kalan arkadaşımızın hikayesi. Yi Zhao adındaki zavallı adamın duş alırken ayağı kayıyor ve düşüyor. Düşüyor düşmesine ancak olay sonucunda nasıl oluyorsa kafasına bir banyo musluğu giriyor. Acaba bu devasa musluğu yerinden söküp de adamı hastaneye getirmeleri ne kadar zaman aldı? Birisi Kore'de, diğeri ABD'de olan iki adamın başına oldukça benzer bir şey geliyor.
Koreli adam baş ağrısı şikayetiyle doktora gittiğinde Amerikalı olan diş ağrısı sebebiyle dişçiye gidiyor. Meğer bu iki adamın da kafasında devasa metal çiviler varmış. Sorulduğunda ikisi de bu çivilerin buraya nasıl girdiğini bilmediklerini söylüyor. İnanıp inanmamak sizlere kalmış. Ancak doğruyu söylemiyor olsalar bile ikisinin de kafasında kocaman bir çiviyle yaşıyor olduğu gerçeği bizleri şaşırtmaya yetiyor. Bu maddemiz sahiden de ilginç. Olay bir kişinin karnında bir şeylerle hastane kapısından girmesiyle başlıyor. Karnında ne vardı diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Arkadaşımızın karnında tüm bir çatal bıçak seti vardı. Kadın bunların hepsini yutmuş. Bu kaşıkları, çatalları ve bıçakları neden yuttuğunu anlamlandırmak güç. Yapmış işte. Belki de sihirbazların yaptığı şu kılıç yutma numarasını yapmaya çalışıyordur. Sanırım kimse ona kılıç yutan sihirbazların aslında tüm bir kılıcı yutmadığından bahsetmemiş. Biri içerisinde kalan bir şeyi çıkartmak için diğer şeyleri kullanınca ve kullandığı bu diğer şeyler de içeride kalınca olay tam bir komedi skeci halini alıyor. İsrail'deki bir kadının başına gelen de tam olarak buydu. İlk olarak kadının boğazında bir hamam böceği kalıyor. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sonrasındaysa hanımefendinin aklına bu böceği bir çatal kullanarak çıkarmak geliyor. Hamam böceğinin o esnada hala canlı olduğunu söyleyelim. Sonrasındaysa kadın hem böceği hem de çatalı yutuyor. Kaş yaparken göz çıkartmak bu olsa gerek. Diş teli taktıran bir gençseniz bu sürecin ne kadar sancılı geçtiğini biliyorsunuzdur. Gerek zorba çocukların diş teli takanlarla dalga geçiyor oluşu, gerek diş telinin başlarda yaptığı ağrı, diş teli mevzusunu sahiden de karmaşık bir hale getiriyor. Diş teli takmaya hevesli olmayan insanlara bunun başka bir yolu olduğu söylense kesinlikle diğer yolu tercih edeceklerdir. Ancak bir kızın başına gelen bu olayı sizlere anlattıktan sonra bahsettiğimiz tüm sıkıntılar devede kulak kalacaktır. Bu kıza diş teli takıldığı gün diş telinin üst tarafı gevşiyor ve kız yanlışlıkla diş tellerini yutuyor. Gırtlığında kalan metal teller yeterince kötü değilmiş gibi doktorlar bir de bunu kızın burnundan çıkartıyor. Gün geçmiyor ki popolarına çok farklı şeyler sokan insanlar hastanelerin acil bölümünde kuyruk oluşturmasın. Hani konserve kutularının üzerinde yazarlar ya, güneş ışığı görmeyen yerde saklayınız diye. Bu kadın bu yazıyı biraz fazla ciddiye almış olacak ki konserveyi sahiden de güneş görmeyen bir yerde saklamaya karar vermiş. Elbette ki konserve kadının içerisinde kalmış. Çıkartabilmiş olsa bu videomuzda yer almazdı tabii. Kadın acile geldiğinde doktorlara nasıl bir açıklama yaptı acaba merak ediyoruz. Şok olacağınız diğer bir şey söyleyelim mi? Bu kadın 80 yaşlarındaydı. Şimdi ise 2 yaşlı adamın hikayesine gelelim. Başlarında geleni anlatmadan önce zavallı adamların ihtiyarlıktan dolayı bunamış olduklarını söyleyelim. Bu da yaptıkları şeyi bir nebze de olsa açıklar nitelikte. Ancak yine de adamlardan birinin cinsel organına kalem sokmuş olmasını... pek açıklayabilir miyiz? Buraya bir kalem sokmanın tuhaf olduğunu düşünüyorsanız, diğer adamın diş fırçasıyla olan münasebetinden hiç bahsetmeyelim o zaman. Bu olay o kadar ilginç ki İngiltere'deki tıbbi arşivlerde kendisine yer buluyor. Balayına çıkan bu adam o kadar heyecanlıydı ki takma dişleri yerinden çıktı ve boğazında kaldı. Maalesef ki diş teliyle tatsız bir olay yaşayan kızın aksine bu adam hayatta kalamadı. İşte kendisinin tıbbi arşivlere girmesinin sebebi de bu. Eğer yaşlandığınız zaman biraz fazla heyecanlanırsanız takma dişlerinize dikkat edin deriz. İşte son maddemize yaraşır bir olayla karşınızdayız. Olayda bir asker ve bir el bombası geçiyor. Hayır, adam el bombasını yanlışlıkla elindeyken patlatmıyor. Ancak nasıl olduysa el bombası adamın kafasına giriyor. Evet, bunun nasıl olduğunu bizler de bilmiyoruz ancak röntgen görüntüleriyle karşınızdayız. Belki de adamın göz çukuru vasıtasıyla buraya girmiştir. Kim bilir? Sadece tahmin yürütüyoruz. Adama sonrasında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak umarız ki el bombasını oradan çıkarmaya çalışırken patlamamıştır. Röntgen çekildikten sonra röntgen filminde görülen en ilginç şeylerle karşınızdaydık. Siz hiç bu gibi tatsız bir durum yaşadınız mı? Ya da listemizden en çok hangi maddeye şaşırdınız? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu videomuz hoşunuza gittiyse gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Hele bir de bildirimleri açarsanız daha ne isteyelim?